Başladım. Dur. Şevket Asya'nın yaptığı gibi de burayı boşaltıp anaya yer açıp kapalı yavruları yukarı alacağım. Burayı altıya indireceğim. Çok güzel polen bu lekesi var. Yavru sökülmüş. Arılar huzursuz etmeden çabucak halletmem lazım. Arada bir körük vermeyi unutuyoruz. Yavrular dışarıda kaldıkça huzursuzlaşıyorlar. Şurada fan peteği ikinciye çekeceğim. Açtım. Bu arı çok güçlü bir arı. Bunu buraya alacağım sütlüme seçeyim. Kapalı yavrularından dolayı. Burayı şimdi gevşek tutacağız. 2, 4, 6, 8 çıta var burada. 9'uncuyu verebiliriz. Ya da haftaya verebiliriz. Verebiliriz. Bir tane 2'ye çek. Şu an ana ızgarasını atacağım. Daha sonra alttan yukarıya çekebilirim. Şu an bunu ezilmesinler. Kaçın. Altında ezilme ihtimali var çünkü aranız. Ama bu sistem çok güzel. Şurada boşluk var. Bu ızgarayı sevdik. Yukarısı 8. Yine 2'ye ham petek girdi. Demirimiz nerede? Demirimiz onun altında mı? Demir oradaymış. Onu alayım. Buraya nasıl gittik edelim. Geleceğim. Yukarıda meme başlangıçları olabilir. Çünkü anayı aşağıya hapsettik. Ona bakacağım. Meme başlangıçları olabilir. Onları bozacağım. Bir 7-8 gün sonra da bu tahtanın ön tarafına kalemden küçük bir tane ağaç parçası koyacağım ki yukarıya arılar rahat rahat girip çıkabilsinler. Buraya ham peteğimizi de girdik. Bal gelmeye başladığı için artık bunları gevşek tutuyoruz. Burası 2, 4, 6, 8, 9.
bir kat daha attığımızda 6-9-9 yapmaya çalışacağız. Olursa olmazsa bu şekilde tamam. Arının gücüne göre ya alt tarafı 6 bırakacağız diye bir kanun yok. Şu an kapalıları yoğunlukta yukarıda. İyice gevşetiyoruz. Ana ızgarası vermek bu şekilde. Hepinize iyi sezonlar.